Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu videoyu Türkiye'de ilk izleyenler 23 Aralık 2022 saat 02'de izliyorlar, biliyorsunuz. Bu videomda bazen hayırlı işmiş gibi görünen bazı buluşların, icatların aslında insanlığa ilerleyen dönemlerde ne kadar çok zarar verdiğini anlatmaya çalışacağım. Bu buluşları yapanlara genelde hep Nobel ödülleri verilir. Ama sonradan görülür ki Nobel ödülü alan o buluşlar, o icatlar, o icatların sahipleri buluşlarından çok büyük pişmanlık duymuşlardır. Einstein'ın atomu keşfetmesi, Madame Curie ve eşinin radyumu bulması, dinamitin keşfi, bunlar hep Nobel ödülü alan büyük bilim insanları. Albert Santos Dupont, bir Brezilyalı. Brezilya'da doğmuş ancak üniversite yıllarını okumak için geldiği Fransa'da yaşamını sürdürmüş bir büyük bilgin. Temmuz 1873 doğumlu. 1898'de kaç yaşında? 18, 7, 25 yaşında henüz. İçten yanmalı motoru keşfediyor, icat ediyor, buluyor ve onunla bir hava gemisi yapıyor. Yaş 25. 1901'de yani 28 yaşındayken Paris'te katıldığı bir yarışmada 12 beygir gücündeki bir motorla yeni bir hava gemisi yapıyor. O hava gemisiyle de Eyfel Kulesi'nin çevresinde, tepesinde çevresinde yarım saat uçuyor. 1903'te Wright kardeşler uçak konusundaki ilk çalışmalarını bütün dünyaya tanıttıkları dönemde bu sefer Dupont uçak üzerinde çalışmaya başlıyor. Dikey pervaneli uçaklarla pek çok çalışma gerçekleştiriyor. 1906'da artık 33 yaşına gelmiştir ve 33 yaşındaki bu genç mucit pervaneli kutuya benzer, evet, dikdörtgen bir kutuya benzer bir uçak keşfetmiştir. O uçakla yaptığı denemeler sırasında pek çok kere kaza yapmış ve fakat o kazaların hepsinden inanılmaz bir şekilde, adeta mucizevi denilecek şekilde sağ salim kurtulmuştur. Aynı yılın Kasım ayında 220 metre mesafeyi havada, tabii yine yaptığı uçakla, 21 saniyede kat ederek dünyadaki ilk hız rekorunu kırdı. Evet, Fransızlar mücadele gücü olağanüstü yüksek bu Brezilyalıya, biliyorsunuz onların ünlü o Legion d'Honneur nişanının şövalyelik mertebesinde olanını verdiler. Paris basını onun için dünyanın en centilmen, en zarif adamı diye haberler yaptı. 36 yaşında modern zamanların tek kanatlı ilk uçağının mucidi oldu. Tabii ki onun bu buluşlarının yanı sıra aynı konuda çalışmalar yapan başkaları da vardı. Ama elbette ki hem fikir babası hem bütün telifi aslında Albert Santos Dupont'a aitti. 49 yaşına geldiğinde Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı. Bakın o konuşmasında ne dedi? Tabii bu konuşma aynı zamanda geleceğe yönelik bir uyarı konuşmasıydı. Ve şunları söyledi.
Hava makinelerinin sergilediği kahramanlıklar onların ölüm saçıcılar olarak sadece savaşan güçler arasında değil, maalesef savunmasız insanlara karşı da gelecekte ulaşabilecekleri büyük yıkıcı gücü bütün korkunçluğuyla görmemizi sağlıyor. Açık açık söylemiyor o seferinde ama uçağı keşfetmekten pek de memnun değil. Çünkü o uçağı insanları taşısın diye yapmayı planlamıştı. Hedefi oydu. İnsanlar bir yerden bir yere çok daha hızlı gitsinler istiyor idi ama başkaları onun bu buluşunu silahlarla donattılar. Savaş uçakları haline getirdiler ve çoğu kere de sivil insanların üzerine bombalar yağdırdılar. O geçmişteki meydan muharebeleri artık yoktu. Göğüs göğüse çarpışmalar öncesinde bu DuPont'un yaptığı ama daha sonra silah sanayicileri tarafından birer ölüm makinesine dönüştürülen uçaklar önce şehirleri yerle bir ediyorlar. Ondan sonra da kara kuvvetleri yıkılmış, yakılmış, on binlerce insan hayatını kaybetmiş şehirlere girip o ülkeleri, o şehirleri işgal ediyorlardı. 53 yaşına geldiğinde pişmanlığı o noktaya çıkmıştı ki bakın ne dedi. Suya zehir atmak yasaklanırken insanların üzerine bombalar yağdıran uçakların hangi nedenle yasaklanamayacağını anlayamıyorum. Artık icat ettiği uçakların birer ölüm makinesine dönüştüğünü görmüştü ve uçakların yasaklanmasını istiyordu. Uçakların suya zehir atmaları yasaktı. Ne? Toplu ölümlere sebep oluyordu ama aynı uçaklar insanların, sivillerin, masum insanların üzerlerine bombalar yağdırarak on binlercesinin, yüz binlercesinin, milyonlarcasının ölümüne sebep oluyordu. Bu ufak tefek adam, hatta kilosuz denilebilecek kadar ufak tefek adam, hatta boyu yok denilecek kadar kısa boylu adam, yaptıklarından duyduğu pişmanlık neticesinde ölü bulunduğunda kendisini sadece bir kravatla astığı görüldü. Evet. Sadece bir kravatla, yani öyle bir ipe, uzun bir ipe hiç ihtiyacı olmamıştı. Canlarım, bunları niye anlatıyorum? Her buluş insanlık adına yapılmalı, insanlık adına yapılmaya devam edilmeli. İnsanlık adına bulunan bu tür, yapılan bu tür icatlar insanları öldürmekte ve savaşlarda kullanılmamalı. Birleşmiş Milletler toplanacaksa artık bu saatlerden sonra bunlar için toplanmalı. Silah üretimi kesinlikle yasaklanmalı. Efendim, James Bond filmlerinde seyrettiğimiz Doktor No'lar gibileri çıkarlarsa çıkmamalı. Devletlerin gücü bütün eşkıyaların gücünden fazladır. Ama bundan 800 sene önce daha Sadi Şirazi ne demişti? Hükümdar göz yummazsa eşkıya kervan basamaz. Hükümdarlar göz yummazsa, hükümdarlar bir araya gelip, ki bugünümüzde seçilmiş hükümdarlar bir araya gelirlerse, silahlara harcadıkları paralarla dünyada fakir kalmaz. Dünya cennete dönüşür. Herkes için cennete dönüşür. En azından sefalet kalmaz. Ama politikacılar öylesine ihtiraslı ki, tabii ki politikacıları bu kadar ihtiras yapan kim? Din ve ırk afyonuyla çılgına dönmüş, uyur gezer zombiler, yani seçmenler. Sesleri çok çıkıyor. Çok güçlüler. Medyaları var. Paraları var. Her şeyleri var. Ve en
en önemlisi ellerinde ırk ve din ya da mezhep gibi silahları var. İnsanları tabii ki insanların icat ettiği silahları öldürüyor. Ama şunu unutmayalım ki o silahları da insanlar kullanıyor. Ve o insanları savaştıranlar din duygularını sömürerek, şehitlik vaat ederek, göğüsleri taze tomurcuklanmış huri kızlar vaat ederek ve en büyük senin ırkın diyerek savaşlara sürüklüyorlar. Yazık oluyor insanlığa. Yazık oluyor insanlara. Bakınız, geçtiğimiz günlerde, 2 gün önceydi değil mi? Biden Zelenski ile buluştu. Güzel yanan bir şöminenin önünde sohbet ediyorlardı. Biden evladı gibi Zelenski'nin omuzuna kolunu attı bir ara. Zelenski savaşan bir ülkenin cumhurbaşkanı gibi spor giyinmişti. Sokaktan bir insan gibiydi. Hiç yadırgamadım. Ben böyle şeyleri çok normal karşılayan birisiyim. Biden her zaman olduğu gibi takım elbise ve kravatla gelmişti. Ne bekledi dünya? Dünya bekledi ki Biden Zelenski'ye yeter artık çocuğum, bırak bitirin bu savaşı. Oturun Putin'le, biz devreye girelim. Belli ki siz Türkiye'yi, Erdoğan'ı dinlemiyorsunuz. Erdoğan'a belli ki güvenmiyorsunuz. İkiniz de güvenmiyorsunuz. Bana güvenin, bize güvenin. Ya da ne bileyim işte yani, NATO'ya güvenin. Putin'le oturun. Biz racon kesen devlet olarak sizi barıştıralım, bitirin bu savaşı demesini beklerdik. Ben bekledim, yalan yok. Çok bekledim. Hay çıkmayacağını da düşündüm tabii ama temennim hep öyle olmasıydı. Hadi olumlu düşünelim, herkes belki olumlu düşünürse barış gelir diye düşündüm. Ama Putin, Biden, Zelenski'nin yanından ayrılırken yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 1 milyar 875 milyon dolar değerinde hava savunma füzesi Patriot vereceğiz dedi. Hediye edeceğiz dedi. Hediye edeceğiz dedi. Evet evet. Satmak da yok. Yani aslanım benim, savaşın bakayım göreyim seni dedi. Yiğitsin derler, candan ederler. Cömertsin derler, maldan ederler. Hadi bir de itirafta bulunayım. Ben Biden'dan en çok umutlu olanlardan biriydim. Biden Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan olacaktı. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olması konusunda büyük çaba harcayacaktı. Dünyaya barışı getirecekti. Öyle düşündüm. Öyle istedim daha doğrusu. Öyle temenni ettim. Öyle öngörmek değildi. Temennim oydu. İstiyordum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir Kennedy'si olsun. Yeni bir Clinton olsun. Yeni bir Obama'sı olsun. Ama Biden oldu, oldu, gitti. Vietnam Savaşı'nı başlatan Lyndon B. Johnson oldu adeta. Bu saatten sonra Biden değişir mi? Önünde 2 yıl daha var. Bilmem. Belki değişir. Belki daha da kötüleşir. Belki o da yeni mucitler bulur, yeni silahlar üretilir. O yeni silahları da böyle Ukrayna gibi zavallı devletlerin üzerinde dener. Hafazan Allah. Bugün Yunanistan'la Türkiye'ye savaşmayın, susun bakayım falan diyor. İki tarafta susuyor o deyince ama belli mi olur? Bir bakmışsınız bir gün bizi de kapıştırmış. Ama neyse, ne bizi kapıştırır ne Yunanistan'ı kapıştırır. Bundan emin miyim? Bundan eminim. Neden? Bizde para yok çünkü. Neyimiz alacak? Neyim? Biz her ay zaten 15-20 milyar dolar dış ticaret açığı veren bir ülke haline geldik. Kendi ihtiyaçlarımızı zor karşılıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını zor karşılarken bir de silah alıp savaş mı yapacağız? 15 günde batarız. Onun için bizi savaştırmak işlerine gelmez. Canlarım, ensenizi karartmayın güzellerim. İmamoğlu mu? İmamoğlu yok bugün abi. Ben İmamoğlu konusunu normal şartlarda unutmak istiyorum. Neden?
Artık olanlar oldu şu anda. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Hakem kırmızı kartı gösterdi ya da penaltıyı verdi. Bugüne kadar kırmızı kart göstermiş, penaltı vermiş bir hakemin kararından vazgeçmesi için VAR hakemlerinin çağırmaları lazım. Benim gördüğüm kadarıyla, benim fark ettiğim kadarıyla ortalıkta VAR hakemi yok. Hatta bu oyunda tekrar izleme de yok görebildiğim kadarıyla. Sadece ihtimaller var. Bu ihtimaller kimin işine yarayacak? Erdoğan böyle bir hamleyi kendisi için mi yaptı, başkası için mi yaptı? Ya da öğlendeki konuşmamda söylediğim gibi acaba Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ağzından tam kaçırmak üzereyken hani Erdoğan büyük ihtimalle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını adam fark etmiş. Danıştığı hukukçu kimse bilmiyorum. Belli ki Mustafa Şentop değilmiş. Cumhurbaşkanı adaylığını Yüksek Seçim Kurulu'nun engelleyeceğini söylemek istedi adam. Bunu nereden anladık? Hemen devamında belki de dedi başka bir şeyi tercih edecek. Yani milletvekilliğini tercih edecek dedi. Ya ha bunları konuşabiliriz. Ama ben İmamoğlu'na kesilen cezanın artık konuşulmasından yana değilim. Bakınız asgari ücret açıklandı. 8500 lira. Bozdur bozdur harca. Ha tabii bir de bunun işveren tarafı var. Tek gözlükle bakmamalıyız. Bazı arkadaşlarımız Türk İş Başkanı'na kızıyorlar, falan adamı yerden yere sokuyorlar. Haksızlar mı? Hayır, haksız değiller. Ama haksız oldukları konu Ergün Atalay'ın her seferinde böyle büyük konuşması, sonra da işçileri yüzüstü bırakıp gitmesi. Biz alıştık. Ben Türk İş Başkanı 9000 dediğimde ne dedim size? Bu parayı belli ki vermeyecekler. Artık herkes herkesi tanıyor Türkiye'de canlarım. Hani ne güzel laftır. Biz 40 kişi birbirimizi tanırız. Ama savaşsız bir dünyaya gideceğiz. Kendimden o kadar eminim ki ben savaşsız bir dünyada yaşama mutluluğuna erişeceğim. Çünkü çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Dünya artık savaşları kaldıramaz. Ha ne yaparlar? Komplo teorisyenliğini sevmiyorum. İşte böyle Covid gibi hastalıklar çıkarırlar. Ondan sonra da derler ki ya bakın denedik kapanmayla bu iş bitmiyor. Bunu 400 sene, 500 sene, 600 sene önce, 1000 sene önce yani tarih kadar eski, çok sık yaşanan beba gibi, tifo gibi, tifüs gibi pek çok bulaşıcı hastalık ilaçla iyileşmedi. Bağışıklık sistemini kazandı insanlar ve öyle iyileşti diyecekler ve zannederim görebildiğim kadarıyla milyonlarca insanın savaşlarda değil bir hastalıktan, bir mikroptan ölmesine sebep olacaklar. Bulunacak olan ilacın tahminimi yine söylüyorum, tahminen konuşuyorum. Büyük ihtimalle emekliler olacak. Yani fonlar rahat etsinler. Emekli insanların yaşı uzadıkça sigorta fonları perişan vaziyetteler. Türkiye'deki sigorta, devlet sigortası biliyorsunuz, perişan vaziyette. Ömür uzadıkça devlet daha çok maaş vermek zorunda. Daha çok hastane masraf yapmak zorunda. Yani benim güderek söylüyorum ama tahminim o. Benim tahminim insanların bir taraftan ömürlerini uzatırken ki onlar zengin insanlar olacak mutlaka. Yani sigorta fonuna ihtiyacı olmayan insanlar olacaklar. Diğer tarafta sigortacılara yük olan yaşlı insanları Covid, Movid, Covid bilmem ne işte bir takım isimler bulunmuş. Bulaşıcı hastalıklarla galiba öldürecekler. Yapacak bir şeyimiz yok. Nasıl olsa mukadderat bir gün o gelecek. Ha 3 gün önce, ha 3 gün sonra. Enseyi karartmayın be canlarım. Bilhassa gençler merak etmeyin. Dünyanın size çok ihtiyacı var. Dünyanın bir yeni doğan çocuklara ihtiyacı yok. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki böyle. Bir de artık yaşı benim gibi ve benden daha yukarıda, hatta 60 yaşın yukarıdakilerine dünyanın
ihtiyacı da yok, tahammülü de yok. Ha, parası olanlara ihtiyacı var. Yeter ki sigorta fonlarından para almasınlar. Onlara bir şey demeyecekler. Onlara laf etmezler. Merak etmeyin siz. Ama kamu sigortalarından maaş alanlar, yani devletten maaş alanlar, devletin hastanelerinde parasız yere, parasız tedavi olanların bulaşıcı hastalıklarla yok edilmeleri beni hiç şaşırtmaz canlarım. E ne yapacağız? Vallahi hiçbir şey yapmayacağız. Zaten Türkiye'deki emekliler biliyorsunuz, onlar hayatlarından memnun. Ha bir lokma bir ırka. Onlar Şebu Aruz, Şebi Aruz muydu o Mevlana'nın? Tanrı'ya bir an önce gitmek için acele bile edebilirler. Yani bence tercih edilecekse önce onlar tercih edilsin. Yaşamak isteyenlere dokunmasınlar. İtiraz edenlere dokunmasınlar ama korkarım despotizm gelirse, yani despot bir yönetimde yaşamak isteyenler önce öldürülür. Enseyi karartmayın be. Her şeye rağmen enseyi karartmayın. Gençler, bilhassa 10 yaşın üzerindeki gençler ve henüz daha 20, 25, 30, 35, 40 yaşında olanlar, çok güzel bir dünyada yaşayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Tahammülü elden bırakmayın. Yüksek moralli olun. Enseyi karartmayın. Hepinizi çok sevdiğimi de lütfen unutmayın. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.